MediaMarkt Uğur Meleke ile futbolu sunar. Bu grup enteresan bir grup. Bu grupta her maç böyle enteresan olacak. Yani bu grupta herhangi bir takımın herhangi bir maçta beraberliğe oynama şansı yok, ihtimali yok. Çünkü takımların genetiği buna uygun değil. Savunmaları hepsinin sorumlu. Hücumları hepsinin yaratıcı. Orta sahaları hepsinin hücumcu seçeneklerinden oluşuyor. Neredeyse 6 ofansçıyla oynuyor her takım. Porto da öyle, Leipzig de öyle, Monaco da öyle, Beşiktaş da öyle. Ve her maçta her takım gol atıyor, gol yiyor. Sonunda 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. Sonucu aslında biraz şans veriliyor, biraz talih veriliyor. Bu maçta, Beşiktaş-Monaco maçta Beşiktaş 4-1 kazansa sürpriz olmaz. Öyle pozisyonlar var, net pozisyonlar. Boş kale olan pozisyonlar var. Monaco 4-1 kazansa o da sürpriz olmaz. Kabul etmek lazım. Onların da sizden çıkanları, karşı karşıya atamadıkları, Fabri'nin başarılı olduğu anlar var. Ama işte futbol tanrısı mı demek lazım artık? Futbol yazılarına demek lazım, top mu demek lazım? Böyle istedi. Bu maçın 1-1 bitmesi ise çok da iyi oldu. Beşiktaş'ın 4 maç sonunda bu grupta sadece Beşiktaş'ın değil herhangi bir takımın bu grupta 10 puan ulaşmış olması mucizevi. Yani çünkü böyle dengeli bir grupta 4 takımın bence hepsinin de lider olabileceği, hepsinin de sonuncu olabileceği, güçlerin birbirine çok yakın olduğu bir grupta 7-8 puan normalde çıkmaya yeter diye düşünüyordum ben. Bir takımın, herhangi bir takımın, kim olursa olsun 4 maçta 10 puan gelmiş olması muazzam bir şey, harika bir şey. Beşiktaş İstanbul'da Porto karşısında belki bir puan bile alsa liderliği de garantileyecek. Artık bundan sonra hatta belki de son maça rotasyon oyuncuları çıkacak ki Türk futbol açısından gurur verici bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde bir takımımızın belki de son maça alternatif oyunculara şans verme ihtimali çıkması. Bu maçın tabii teknik olarak değerlendirecek önemli detay oyuncu tercihleri. Şenol Güneş Caner'i kadroya almadı. Belki de bence 3 yıllık teknik adamlık serüveninde Beşiktaş'ta yaptığı en doğru hareket. Yani çünkü futbol sadece maç kazanmak, maç kaybetmek, gol atmak, gol yemekten ibaret değil. Bu cezadan, yani bu kadrodan biraz uzak kalmaktan en büyük dersi, en büyük faydayı Caner çıkaracak, düşünecek, muhtemelen hatasını anlayacak ve bence tekrar etmeyecek. Artık bundan çıkaracağı çok önemli ders var çünkü kendi kulübü, kendi tek direktörü onu cezalandırma ihtiyacı duydu. Caner de eminim 29 yaşında Türk futboluna daha çok hizmet edecek ve bundan sonra daha iyi hizmet edecek, daha sakin hizmet edecek. Kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmayacak. Onun yanında Gökhan Gönül harika bir performans gösterdi. Yani yıllar sonra ben Gökhan'ı özellikle ilk kere de bu kadar hücuma katkı yaparken gördüm. 3 tane harika pası vardı. Bir tane Babel'e, bir tane Oğuzhan'a, bir tane Cenk'e gol pozisyonu, bir tane kendi koşusu vardı. Yandan dışarı giden müştü vardı ki uzun zamandır Gökhan'ı böyle içeriye penetre edip şut atarken görmüyoruz. Adeta 5 yıl önceki, 6 yıl önceki o Euro 2008 dönemindeki Gökhan Gönül'den o dönemde diyelim. Tam o turnuva değil tabi, o turnuva sakatlığı vardı ama Fenerbahçe'nin 2007-2008 Şampiyonlar Ligi dönemindeki Gökhan'dan pasajlar gördük. Adriano bence kötü değildi. Talihsiz bir gol getirdi. Evet ama sonuçta tecrübeli, deneyimli bir oyuncu. Beşiktaş'ın bundan sonraki serüveninde çok faydalanacağı bir oyuncu. Cenk yine istim üstünde gayet iyi. Fabri istim üstünde gayet iyi. Beşiktaş birey birey kötü oynamadı. Maçın gidişatının böyle olduğuna bakmayın. Tolgay çok iyiydi. Umarım Gökhan'ın ve Tolgay'ın sakatlıkları ciddi değildir. Çünkü düzenli olarak ilk 11'de oynamaları lazım. Beşiktaş'ın bundan sonra bu iyi serüvenin Şampiyonlar Ligi'ne de lige de yansıyacağını düşünüyorum. MediaMarkt Uğur Meleke ile futbolu sunar.